HDP milletvekili Musa Piroğlu İstanbul Ümraniye'de işçilerin kaldığı konteynerda dün gece çıkan yangından kurtarılan işçilerle görüştü ve son bilgileri, yaşanan ihmalleri kendisinden alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi görüşmelerinizde ne gibi gözlemler elde ettiniz? İşçiler neler anlattı? İlk olarak sizden bu bilgileri almak isteriz. Biz bugün yangın yerine gittiğimizde gördüğümüz manzara, işçilerin barındığı konteynerların tamamen erimiş olduğuydu. Korkunç bir yangın olmuş. 3 katlı bir barakadan söz ediliyor. Ve normal zamanda 200'e yakın işçi kalıyor buralarda. Yangın sırasında 60 işçi var. Çünkü çoğu bayram tatiline gitmiş durumda. Yani aslında bir katliam. Şans eseri engellenmiş, tatil nedeniyle bir katliamdan kurtulmuş olduk. İkincisi, yangının çıkış sebebine dair biraz sohbet etme şansımız oldu oradaki işçilerle. Ciddi bir yangın önlem tedbiri yok. Sadece birkaç tane yangın tüpü var ama yangın hortumları ve yangını söndürecek tertibat kurulmamış durumda. İkincisi, konteynerların kendisi ve dizaynı yangına engel olabilecek şekilde değil. Ve üçüncüsü de sürekli elektrik kesilen ve kaçak olan bir yerde 1000 liralık kaçak akım rolesi yok orada. Yani iş güvenliği tedbirler neredeyse çok kötü durumdalar. Ben hastanede yaralı bir işçi arkadaşla ziyaret ettim. Anlattıkları da insana cidden ürkütecek şeydi. Üçüncü katta yangının ortasında kalkıyor. Kaçış yeri yok, kapılar yok. Tamamen duman ve alev içinde. Tek çıkışı üçüncü kattan aşağı atlamak oluyor. Zaten ayağında bir kırık ve belinde bir zedelenme vardı. Ve biz gittiğimizde de ciddi bir de oradaki şantiye görevlilerinin engellemesiyle de karşılaştık. Arabanın girişine engel olmaya çalıştılar. Bizim oraya girişimize engel olmaya çalıştılar. Bir böyle bir işin üstünü örtme çabası da söz konusuydu. Hı hı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi önleyici ve koruyucu tedbirler burada da alınmamış. Nisan ayında en az 220 işçinin iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdiğine dair bilgiler var. Bir yandan tabii koronavirüs döneminde de işçiler çalışmak zorunda. Peki bu iş cinayetleri, iş kazalarının olmasındaki en büyük sebep nedir? Denetimsizlik mi ortaya çıkıyor burada? Buna dair yorumlarınızı almak isteriz. Birincisi aslında bir bütünsel bir işçi politikasının, sınıf politikasının yansımasıyla karşı karşıya. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye'deki iş cinayetlerinin %90'ı buradaki 1000 liralık bir rolenin alınması gibi çok basit, ucuz ve kolay tedbirler alınmasıyla engellenebiliyor ama bunlar alınmıyor. Çünkü ikincisi de bu yaklaşık 18 yıldır artarak devam eden bir uygulama olarak devam ediyor. Yani AKP dönemi boyunca işçilere ölümüne çalışma dayatıldı. Salgın döneminde de bu aynısı yapıldı. Ben işçiyle konuştuğumda orada verdiği bilgi şu: çalışmak zorundayız çünkü yoksa aç kalacağız ve sefil olacağız diyorlar ve işçiler bu tehdit altında çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Hiçbir tedbir alınmıyor çünkü bu tedbirlerin hepsi belli bir maliyet istiyor. Çok yüksek maliyetler değil ama alınmıyor. Denetimden öte bir denetim zaten çok eksik. Ben size söyleyeyim, ben gittiğimde bilirkişinin tavrını da hiç beğenmedim. Yani orada iş yerinin, şantiyenin sorunlarıyla, inşaatın sorunlarıyla konuşuyorlar. Devasa binalar dikiyorlar ama o binalardaki bir tane dairenin maliyetiyle engelleyebilecekleri tedbirlerin hiçbirini almıyorlar. Çünkü iki tane şey var. Bir, cezasızlık var. O inşaat sahiplerinin hiçbiri bu yangından ve bu cinayetlerden yargılanmayacağını çok iyi biliyorlar. Zaten hiç muhatap bile olmuyorlar. Büyük bir cezasızlık uygulaması devam ediyor. Bu toplumun bütün devamı uygulamalarında var. İkincisi de siyaset, bir politik tercih. İşçiler ölümüne çalıştırılıyor. Taşeron sistemi, esnek çalışma, güvencesiz çalışma ve sendikasızlık bu iş cinayetlerinin temel sorumlusu olarak açığa çıkıyor. Koronadan ölenler söz konusu demiştiniz. DİSK'in açıklaması var. Ölenlerin %90'ı sendikasız işçilerden oluşuyor. Sendikasızlık ve güvencesizlik, yani örgütsüzlük, güvencesizlik, esnek ve kuralsız çalışmanın içinde işçileri ölüme terk etmek anlamına geliyor. Hükümetin politikası da burada. O yüzden bütünsel bir tercih bu. Sadece denetimle aşılabilecek bir iş değil. Bir bütün üretimin bu yapısının değişmesi gerekiyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi korona sürecinde de bu tercih yapılmış görülüyor. Peki yapılması gerekenler nedir? Partinizin buna dair çözümleri nedir? Bunu da lütfen buyurun.
Şimdi korona sürecinde iktidar aslında sınıfa, işçi sınıf ve yoksullara karşı politikasını net olarak açığa koydu. Çarklar dönecek dedi. Biz çarkların dönmesinin ne anlama geldiğini bugün tekrar öğrenmiş olduk. Çarkların dönmesi işçilerin ölmesi anlamına geliyor. Bu noktada yapılması gerekenlerin başında işçilerin örgütlenmesi ve bu mücadeleyi yükseltmesi gerekiyor. Çünkü açığa çıktı ki bu bir iktidar tercihi. Ve bu iktidar bu politik tercihi nedeniyle bizim iktidardan bu konuda iyileştirmeler yapmasını bekleme şansımız artık yok. Bunu da bilerek 18 yıldır bize yaşatarak sürekli gösteriyorlar. Biz benzer yangınlar ve cinayetleri çok fazla gördük. Partimiz ne yapmak istiyor? Partimiz açıkça işçi sınıfına ve bütün yoksullara örgütlenmeye ve birlikte mücadele çağrısı yapıyor. Ve bunu yükseltmek için de mümkün olan bütün araçları kullanmaya devam ediyor. İkincisi, bu çeşit saldırıların hepsinin karşısında işçi direnişlerinin, emekçi direnişlerinin ya da işçi ve emekçileri hedef olan saldırıların hepsinin karşısında işçilerin yanında tutumunu koymaya ve mücadelesini yükseltmeye çalışıyor. Biz bugün gittiğimizde bunu tekrar gördük. Kimi zaman şantiyenin görevlileri, kimi zaman patrondan çok patron kesilenler, kimi zamansa doğrudan devletin zor aygıtları bizim işçi sınıfıyla temasımızı engellemeye çalışsa da biz bunları dillendirmeye, bunu takip etmeye, bu mücadeleyi yükseltmeye devam edeceğiz. Ama burada ikinci bir rol düşüyor. Sendikalara ve işçi sınıfının bütün sendikasız güçlerine bu soruna karşı mücadele etmek gerekiyor. Çünkü bunun arkası gelmeyecek. İşsizlik, açlık dayatması işçileri ölüme, çalışmaya zorlamaya devam etti. Etmeye de devam ediyor. Bu şeylerde mevsimlik tarım işçilerinde de aynı, bu inşaat işçilerinde de aynı, bu market ve benzer bütün sektörlerde de aynı sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bundan sonrası biz bu mücadeleyi yükseltmek için mücadeleyi daha güçlendirecek adımlar atmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki sendikalaşmanın önemine vurgu yaptınız. İş cinayetlerinin en çok görüldüğü yerde sendikalaşma oranlarının düşük olduğunu hatırlattınız. Son süreci dair soralım. Bu süreçte sizce sendikalar nasıl bir sınav verdi? Olumlu ve olumsuz yanları nasıldı bu sürecin? Şimdi bakın, bu 18 yıldır süren esnek çalışma ve esnekleştirme politikalar denen neoliberal saldırının işçi sınıf üzerindeki karşılığıdır. Güvencesiz ve kuralsız çalışma dayatıldı. Ne yazık ki sendikal hareketler, bir kısmı zaten artık bizim onlara sendika deme şansımız yok. Devletin işçi sınıfı içindeki aparatı aracı haline gelmiş durumdalar. Salgın döneminde de açığa çıktı. İktidarı destekleyen, alkışlayan tutumlara girdiler. Ama onun dışında özellikle işçi sınıfından yana devrimci, militan, mücadeleci sendikalarda ne yazık ki çeşitli sebeplerle üstlerine düşeni tam anlamıyla yapabildi deme şansımız yok. Çünkü ölenlerin ve bu saldırıya uğrayanların büyük bir kısmı zaten sendikası işçilerden oluşuyor. Ama bu ölüm, bu işçi kayıpları, bu saldırılar aslında hükümetin işçi sınıfını tamamen örgütsüz hale getirme saldırısının bir aracı olduğu için sendikalar kendi varlıklarını korumak için bile, kendilerini güçlendirmek için bile bu alanlarda örgütlenmek ve mücadele yükseltmek zorundalar. Bu sadece sendikaların değil, bir bütün toplumsal muhalefetin de sorunu. Size çok somut bir örnek vereyim. Soma'yı andık biz. 301 işçi hayatını kaybetmişti. Her sene Soma için eylemler yapılıyor. Ama bunun gibi her gün işçi cinayetler oluyor. Her ay insanlar ölüyor ve teker teker sessiz öldükleri için ne yazık ki sessiz geçiştiriliyor. Toplumsal muhalefet bir bütün olarak, sendikalar bir bütün olarak işçi cinayetlerini ortaya çıkaran politik tercihlerle ve üretimin yapısına karşı mücadele ortak yürütmek zorundalar. Bu hem iktidara karşı bir mücadeledir, bu hem de kapitalist üretimin geldiği noktaya karşı bir mücadeledir. Bu ikisi paralel yürümek zorunda. Bunu yapabilirsek kazanacağız. Bu iktidarın sınıf düşmanı politikasında çok çıplak özetidir. Bu iktidar işçileri öldürüyor. Hem de sayıları artan oranda öldürüyor. Yani bir yılda geçtiğimiz yıl içinde 1800'e yakın işçi öldü. Toplamda 18 yıllık iktidarlar içinde 25 binden fazla işçinin bilinen kaydıyla öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bu savaş politikalarından daha vahşidir. İktidar işçi sınıfına karşı bir savaş yürütüyor. Biz bu savaşta işçi sınıfıyla beraber iktidara karşı da mücadeleyi yürütmek zorundayız. İşçi cinayetlerini ancak o zaman kontrol altına alabilir ve durdururuz. Temel talep basittir. Ben bunu bir kere daha özetleyeyim. Bugünkü olan dahil olmak üzere bütün cinayetlerde esas sorumlular ve sorunlara yol veren devlet görevlileri yargılanmak zorundadır.
Ancak o zaman belki kontrol altına alırız. Ancak taşeronu kaldırdığımızda, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdığımızda, işçiler bütünlüklü olarak sürece müdahale etmeye başladığında biz işçi cinayetlerinde yavaşlamasını ya da ortadan kalkmasını sağlayacak adımları atma şansına sahip olacağız. Hı hı. Sendikalar çok büyük güç düşüyor. Şimdiye kadar yeterince yapmadılar ama bu onların da sonunu getirecek. Çünkü beraber mücadele etmek zorundayız artık. Bunu görmek zorundayız. Peki, çok teşekkür ediyoruz Musa Piroğlu. Vakit ayırdığınız için.